Bu güreş çok önemli. Orman okulu İsmail Koç. Saat 16.47. 16 Selim kol bağladı. Evet, ekranı üçe bölerim yönetmenim. Hemen müsaitse. Ali Kürtüs İsmail Baraban ekranı getirelim. Orhan Okulu. Ve Recep Kara. Bu kış güreşi ekrana rica ediyorum. Evet. Şu anda hepsi ekrana geliyor aslında. Bahsettiğimiz gibi şeyin. İnşallah güzel olunca üçe böleceğiz. Ve üç süreci aynı anda anlatmaya çalışacağız. Evet. Teşekkür ederim. Bu ekranda evet, kalalım. Sol ekranda Ali Gürbüz İsmail Baraban. Güreş başladı. Orta ekranda. İsmail Koç, Orhan Okulu. En sağda Recep Kara, en sağ ekranda Kur'an Balaban. Recep Kara müsabakası başladı. Antalya'nın tek televizyonu kanal katlanmadan, bir sıkıntı yaşamadan süreç sonuçlansın istiyoruz. İnşallah. Ya, yağmurdan dolayı da zemin kaygan. Bu bilgiyi de izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, İsmail Koç, Orhan Okul arasında hem boy hem kilo farkı var. O bilgiyi verelim. Tempo çok yüksek başladı. Tüm güreşlerde gerçekten de baş planından güreşe gömüldü. Evet. İsmail Balaban'ın galiba sol parmağında bir sakatlık var. Sol parmağını tutuyor ama inşallah ciddi bir şey yok. İnşallah ciddi bir sakatlık olmaz. Güzel bir güreş izlemek istiyoruz. Ali Gürbüz, İsmail Balaban müsabakası arasında. Bakalım. Kazanan kim olacak? Kur'an Balaban, Recep Kara sağ ekranda süreç arayışına devam ediyor. Orta ekranda Şaban Yılmaz. Serhat Kökler miydi hocam? Şu anda onu göremiyoruz. Evet. İsmail Koç Orhan Okulu orta ekranda. Evet, kasaktan ve paçadan kovdu İsmail Balaban. Hemen Ali Gürbüz savuşturdu. Sağ ekranda Kur'an Balaban. Recep Kara müsabakası devam ediyor. Evet. Ben ekrana bakıyorum ama farklı bir güreş hareketlendirme taktiği de değişebilir. Tabii. Orhan Okulu kasaklardan arayışı devam ediyor. Yine İsmail Balaban paçayı buldu. Ali Gürbüz söndürdü. Arabak güreşleri 16 baş pelevan kaldı. Şimdiki izleyenler. Bu arada hocam Kurçak Korkmaz ile Kaan Kaya. Kaan Kaya arasında bir gerginlik söz konusu. Ama biz güreşte kalalım.
kuru paçaları bulmuştu. Nedim Güler ile Fatih Atlar arasında bir pozisyon oldu. Fatih Atlı galip. Nedim Güler'i yendi. Evet, o görüşü verelim demiştim bir sonucu ama... Tabii hepsine yetişemiyoruz aynı anda. Yine balaban paçaları bulmaya çalıştı. Evet, Orhan Okulu, İmal Koç müsabakasında kaçırmayalım sevgili izleyenler. Tabi yönetmenimiz şimdi o açıyı bulunca hemen bir ekrana gelecek. Galiba son kuvataklardan tehlike pozisyon üretebilen bir başka devam. Bu bilgiyi verelim. Evet, Orhan Okulu'yu şu an... Paşalardan buldu ve indirdi Ali Gürbüz'ü, bastırdı. Ali Gürbüz orada hemen toparlamasını bildi. Evet, güzel güreş oluyor. Güzel güreş. Anadolu Belediyesi yağlı güreş elinde. Tempo gerçekten de yüksek. Kesinlikle. Evet, oradan Cimicik yakalayabiliyor mu acaba? Orhan Okulu'yu, İsmail Koç'u tam hakem heyetin önünde. Teşekkür evet, ederim yönetmenim. Evet. Bu pozisyonda kalabiliriz. Bu pozisyonda kalalım. Çünkü seyircilerimiz tüm güreşi izlemek istiyor. Balaba taşıdan arayışı devam ediyor. Ali Gürbüz karşılık verdi. İsmail Koç. Hocam İsmail Koç 2018'de rakip dereceye giren bir eski baş bile var. Evet. Bakalım İsmail Koç mu, Orhan Okulu mu? İsmail Balaban mı? Turan Balaban verecek kararı. Evet, yine paşaları buldu oradan Ali Gürbüz. Bir tehlikeli pozisyon. Ali Savuş buldu. Evet, Orhan Okulu ekranlara geldi. İsmail Koç. Bu ekranda kalabiliriz. Bu ekranlara kalabiliriz. Eğer üst ekran veremiyorsak bu ekranlara kalabiliriz yönetmenim. Bu arada Kürşat Korkmaz devam ediyor mu hocam? Kankaya devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Bu bilgiyi de verdik. Bir uzama Orhan Okulu'dan. Özür dilerim İsmail Koç'tan. Hemen Orhan Okulu toparladı. Başa baş bir mücadele var. Kesinlikle başa baş bir mücadele var. Havanın şu an soğuk olması karşılaşmanın seyrini biraz daha değiştiriyor sevgili izleyenler. Tekrar bilgiyi verelim. Göçamaklı Belediyesi'ne ayrıldı İsmail Koç. Orhan Okulu müsabakası izlemeye değer. Ve İsmail Balaban Ali Gürbüz müsabakasını söylemeye gerek yok zaten. Orhan Okulu müsabakasında evet. Yani Fatih Atlı ile Nedim Güler arasındaki biraz önceki pozisyonda demek ki faaliyetli bir hareket vardı ve geniş verilmedi. Güreş tekrar devam ediyor. Evet. Hocam bu Fatih yönetmenin mümkünse hakem heyetin önünde Fatih Atlı Nedim Güler güreşi var. O güreşi de verebiliriz. Evet. Hakem heyetin önünde. Yani iki numaralı hakemin önünde Fatih Atlı. Bu ikili ekran mutlaka kalsın. Hocam görüyorsunuz İsmail Koç'u. Kıran kırana bir güreşi var. Kıran kırana bir mücadele. Kıymetli izleyenler, baş pelevan Orhan Okulu'ya
ateş güreştiği için Atina ekibinde bir ihtar verildi. Çok çabuk geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü bir pozisyon oldu, ihtar geldi. Yani ondan önce de çalışan Orhan'dı aslında. Evet. Şaban'la Serkan Gökmen arasındaki müsabakada da Şaban Yılmaz açık düştü. Hakem elini kaldırıyor. Şu anda tekrar kameradan seyredilecek galiba. Evet, Ali Gürbüz, İsmail Baraba. Sağ ekranda İsmail Koç, Orhan Okulu. Nefesleri geçen müsabaka. Hangi güreşi verelim diye bakıyorum. Gökhan Hocam, evet şu an tekrar yağmur geldi mi Gökhan Hocam? Evet, yağmur tekrardan başladı. Yağmur yağmaya devam ediyor. Yağmur şiddetini arttırdıkça televizyonlarda güreşin temposunu arttırıyor. Evet. İsmail Baraban kaslaklı paçayı buldu. Ali Gürbüz oradan karşılık verdi. Orhan Okur şu an dizleyerek boyun durumuna karşılık veriyor. Kuvvet olarak da biraz arttırmış kuvvetini İsmail Koç diyebilirim. Kesinlikle. Ve kondisyon da iyi şu anda. Kondisyon da iyi. Çünkü Orhan Okulu çok pozisyonlu bir güreşçidir. Ona karşılık verebiliyorsa demek ki aynı pozisyonu şu ana kadar sağlamış evet. Durumda. Yönetmenim, Fatih Aslı'yı tanıyorsunuz. Eğer onu da verebilme imkanımız varsa 3 numaralı hakemin önünde tabi bunu bozmadan, bu kareyi bozmadan üçüncü olarak ekleyebiliriz ki sahanın tam ortasında. Nedim Süren, evet. Ali Gürbüz İsmail Baraban'ın tam arkasında. Şu an. O güreşte ekrana getirebilirse müsaitse iyi olur. Fatih Akgüler bir iptal verildi. Nedim Güler karşılaşmasında. Evet, Nedim Güler daha aktif. Güreştiği başlamasında Nedim Güler'in yerini gördünüz. İlk burada, daha doğrusu. Okulu Ali Gürbüz ayakta müthiş bir mücadele. Marmalaman yine paçaları buldu. Ali Gürbüz oradan bir yandan Çangal denemesinin başlangıcını yapmaya çalıştı. İsmail Baraba, Ali Gürbüz müsabakası şu an ekranlarınızda. Müsait olunca ikide bir üstü pençere gelecek. Arka kadrajda da. Arka kadrajda da Nedim Güler Fatih Aslı. Evet. Nefesleri geçen müsabakamıza. İsmet Gölcüklü Nedim Güler ile Samsunlu Fatih Aslı müsabakası. İsmail Orhan açık düşmeye çalıştı. Orhan Okulu'nun müsabakasını verelim. Çok önemli. Evet, bu güreş çok önemli. Hepsi önemli de hangisine verelim? Evet, burada kalalım mümkünse. Burada kalalım. Bu iki güreşi kesinlikle kaçırmayalım. Tarihi bir güreş. Evet, bu şekilde iyi. İsmail Koç çok hırslı. Oldukça da formda. Kesinlikle formda. Orhan Okulu hemen rakibin arkasına geçmesine izin verdi İsmail Koç'un. Pek alışık olmadığımız bir kare. Kesinlikle pek alışık olmadığımız bir kare. Bu arada Ali Gürbüz ile İsmail Balaban'da ayakta mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yine açıları bulmaya çalıştı Balaban. Ali Gürbüz çevik tarzıyla Ali Gürbüz hemen savuşturmaya çalıştı. İsmail Koç, Orhan Okulu'yu bastırmış durumda. Şu anda tüm vücudunun ağırlığını vermeye çalışıyor. Evet. 1.76, 103 kilo ağırlığında. Evet, şu an bir paça gazet denemesi yapar mıydı? Hemen sarmakaya geçti İsmail Koç. Ali Gürbüz, Orhan Okulu ayakta devam ediyor. Zannediyorum karşılaşmanın 20. dakikası sona erdi. Evet. Sarmakı veren şu an Orhan Okulu'yu yazdı. Çevirebilir mi buradan? Çevirebilir mi? Biraz nefesini kesip oradan rahatsızlık etmeye çalışıyor. Yine sarmayı taktı. Kendi ağırlığını verdi. Orhan'a bir itirazı var şu an.
Sniper çok formda olduğunu söylemiştik. Fakir Efendi bunu bugün teyit etti. Orhan'ı burada kolay kolay tesletmeyen bir başbeli var. Bu yağmur, bu sağanak yağmurda müthiş bir mücadele. İkinci bir elmalı yaşıyoruz kıymetli izleyenler. Evet, şu an çok tehlikeli bir pozisyon oldu. Barbarovan Ali Gürbüz karşısında. Evet, yine paşaları buldu İsmail Balaban. Oradan bir tehlikeli pozisyon yapabilir mi? Ali Gürbüz'e ben savuşturdu. Orhan Okulu bu sefer kasaklı paçadan buldu. Hırış çok değişik hal aldı az önceki durumda. Arkaya atarsa yenebilirdi. Hemen bir baskı yapabilirse. Çok karışık bir durum. Evet, paçaları buldu. Oradan bir defa da tıp tutu girebilir. Evet, zannediyorum güreş olmadı. Güreş devam ediyor. Devam et. Bence devam ediyor güreş. Güle devam kararı verdi. Güle devam kararı verdi. Orhan Okulu'nun itirazı var. İsmail Koç rakibini kovalıyor. Oradan güreşi devam etmeye çalışıyor. Nefesleri geçen bir müsabaka. Hemen Ali Gürbüz, İsmail Balaban müsabakasından ayrılmayalım. Bence güreş olmadı. Kulede zaten olmadığı yönünde kararını verdi. Yani seyretmeye bile gerek duymadı. Şu andaki evet. Kuledeki görüntüyü de görebildiğimiz için. Çok hareketli bir süreç var. Ali Gürbüz. Devam ediyor İsmail Balaban. Yönetmenim tekrar ikili verebilirse görüntüyü. Evet, yönetmenim hemen ikili verelim. Mümkünse. Artık ezeli rakipler. Orhan Okulu, İsmail Koç arasında mücadele. Tıp açık düşmedi herhalde yapılacak. Şimdi kule hakem heyeti kameradan seyretmeye bile gerek duymadı. Görebildiğimiz kadarıyla. Gerçi evet, şu anda seyrediyorlar. Şu anda seyrediyorlar. Evet, güvenlik güçleri hemen buraya devreye girmesi lazım. Pehlivanlarla sivil vatandaşları karşı karşıya getirmemesi gerekiyor. Evet, evet. Nefes nefese güreşler oluyor gerçekten de. Acaba neyi bekliyoruz şu an Orhan Okulu? Hakem heyeti tekrardan güreşi kameradan seyrediyor. Hocam diğer güreşleri de kısaca anlatalım. Ekranda olmayan. Evet, şu an kule hakem heyeti. Fatih Abdül'e Nedim Güvel arasındaki müsabakada devam ediyor. Evet. Evet, devam kararı verildi. Devam kararı verildi ve güreş başladı. İsmail hemen Koç. Hemen ikiye bölelim yönetmenim. Orhan Okulu'yu mutlaka vermemiz gerekiyor İsmail Koç. Ali Gürbüz, İsmail Balaban kaçırmayalım. Evet, bu pozisyonda kalalım. Bu pozisyonda kalalım. İsmail Koç şu evet. Anda tekrar aktif olarak Orhan'ın üzerine doğru gitmeye başladı. Evet, yine paçaları buldu İsmail Balaban. Ali Gürbüz karşısında. Ali Gürbüz hemen savuşturdu. Orhan Okulu, İsmail Koç arasında nefesleri kesen müsabaka ayakta devam ediyor. Tarihi bir karşılaşma. Aslında tarihi bir karşılaşma. Nedim Gürel, Fatih Aslı var. Acaba ekranı bozmadan şu güreşi de verebilir miyiz? Eğer bir yönetmenim de itibar edin. 21 numaralı hakemin önündeki müsabaka. Evet, hemen bizim önümüzdeki o güreşte kıran kıran oluyor. Ama bu ikili karşılaştan sakın çıkmayalım. Eğer üçlü olabilirse o şekilde olsun. Davullar hızlandı. Yine tekten daldı İsmail Balaban. Ali Gürbüz savuşturdu. Karşılık verdi hemen. İsmail Koç bir boksçu gibi ben yorulmadım diyerek zıplıyor. Orhan Okulu karşısından kolay kolay pes etmeyen tecrübeli Orhan Okulu. Orhan Okulu normalde kasnağını kolay kolay vermez rakibine. Evet. En büyük özelliği o. Ama şu anda İsmail Koç kasnağını almaya başladı. Tarihi bir süreç hemen Ali Gürbüz, İsmail Balaban, teşekkür ederim yönetmenim. Bu pozisyonda kalalım. Bu pozisyonda kalalım.
Muhteşem. İnşallah önümüze hakikaten herhangi bir sivil vatandaş gelmezse bu ekrana, ambeyan ekrana getiririz. Sol ekranda Ali Kürbüz İsmail Karaban, orta ekranda İsmail Koç, Orhan Okulu, sağ ekranda da Nedim Sürer faciası. Tarihi karşılaşma, tarihi müsabaka. Antalya'nın tek televizyonu Kanal B ekranlarında üçe bölünme teknolojisiyle karşınızda ekranlarda. Evet, Nedim Sürer rakibi Fatih Atlı'yı bastırdı. Kafasına atarak rahatsızlığını arttırıyor. Evet. Evet, bu arada evet, Ali Gürbüz'ün bir itirazı var zannediyorum İsmail Balaban'a. Oldu. İkili verelim tekrar. İkili verelim hemen. Ali Gürbüz, İsmail Koç'u. Evet, bu güreşte kalalım yine. İsmail Balaban kasaklı paçadan aldı. Oradan bir tehlikeli pozisyon üretebilir mi? Evet. İsmail Koç formunu bu ayakta devam ediyor. O zaman Nedim Sürer o güreşte devam ediyor. Ramazan Hocam. Devam ediyor. Nedim Sürer şu anda üstte Fatih Atlı'ya karşı oyun arayışı içerisinde. İşte Ramazan ayı öncesi müthiş bir mücadele, arzu ettiğimiz kreşler bunlar. Bizim kameranın önüne de kimse geçmese. Sol ekranda Ali Gürbüz İsmail Baraban, orta ekran Orhan Okulu İsmail Koç ve sağ ekranda. Bu arada sağ ekranda arkada da Recep Kara. Şimdi hocamdır. Turan Balaban. Turan Balaban güreşi devam ediyor. Puanlamaya geçirdik Ramazan Hocam. Puanlamaya geçirdik. Kıymetli izleyenler, baş güreşlerde Kırk tarihi bir güreş. Orhan Okulu İsmail. Ali Gürbüz, İsmail Balaban. Her ikisi derin bir nefes aldı. Akciğere oksijeni gönderdi. Temiz oksijeni gönderdi ciğerlere. Bir elenteleşme İsmail Koç Orhan Okulu arasında. Sağ ekranda Fatih Atlı zincirleyerek çok tehlikeli bir pozisyon üretebilir. Fatih Atlı çok kırık bir başlığı var. Nedim Gürer'e göre daha tecrübeli. Ama Nedim Gürer'de daha kuvvetli gibi gözüküyor. Evet. Daha sallı, daha uzun boylu. Evet. Orhan Okulu boyunculuktan. Oradan kartak maçayı bulabilir mi? Orhan Okulu. Hemen üstten, heyetinden rahatsız ederek kartakları buldu. İsmail Koç karşısında. İşte kimler geliyor, kimler geliyor bu er meydanında. Görüyorsunuz bakın ki İsmail Koç bu yıl iddialını ağırlığını hissettirdi. Yapmış olduğu güreşlerle. Evet, oradan paçaları buldu. Kartakları bulabilir mi? Orhan Okulu. Puan almaya yakın. Puan almaya yakın. Evet, orada bastırırsa ve puanı aldı. Güreşte bir güreş sonuçlandı. Orhan Okulu dövülüp tura çıkmaya kazandı. Hemen bu güreşten çıkalım. Her iki pehlivanı tebrik ediyoruz. Ali Gürbüz bu güreşte kalalım. Diğer güreş. İsmail Balaban'la Ali Gürbüz arasındaki güreş şu an ekrana geliyor. Nedim Sürer Fatih Atlı güreşi. Evet, onu neredeydi? Verelim. Hemen arka takasta. Güreş ağası tribünün hemen sağ tarafında. Evet, güreş ağası tribünün hemen sağ tarafında. Fatih Atlı. Evet, tüm kamerada bu kalsın. Diğer ekranda. Evet, Jimicik oradan alabilir. Jimicik görüntü alabilir. 28 numaralı hakemin hemen sonunda. Uzun boylu başkanı Nedim Sürer ile
Fatih Akgöz güreşiyor. Ama Ali Kırmızı'dan çıktı yarın İsmail Baraman'dan. Hemen ekrana getirebilirsek. Evet. Şu an tekrar geliyor. İsmail Kurt'un. Orhan Okulu karşısında puan verişi. Tamam, bu yeterli. Hemen diğer güreşe geçelim. Öğretmenim, teşekkür ederim. Ali Kırmızı Balaban kalsın. Diğer güreş. Sağının hakem heyetinin önünde. Evet, teşekkür ederim. Fark attı. Nedir Güler yazabiliriz. Evet, futbol ekranında Ali Kırmızı İsmail Balaban. Bu arada Kırsal Korkmaz ile Kaan Kaya arasında da müthiş mücadele. Recep Kara galip. Recep Kara galip geldi. Bu evet. Bilgiyi verelim. Recep Kara Turan Balaban karşısında galip geldi. Fatih Akta her zamanki fikriyle izleyerek güreş arayışına devam ediyor. İsmail Balaban çok tepkinli, atik hızlı bir çevik başka devam. Bir tehlikeye oluşturabilir. Ali Gürbüz'de kontrolatan seven bir tehlike var. Evet, orada Fatih Atlı Nedim Güler. Fatih Atlı kot kafasına geçmek istedi. Nedim Güler hemen karşılık verdi. Ali Kırmızı İsmail Balaban ayakta devam ediyor. Hemen bir tehlike geniş olabilir orada kot sonucu ulaşma bakımından. Evet, Nedim Güler geçebilir mi? Fatih Atlı çok tehlikeli. Puan vermedi Fatih Atlı. Hemen kaydı. Evet, orada hemen bakalım. Pozisyonu değerlendirdi. Pozisyonu değerlendirdi. Ayağa kaydı. Ayağa kaydı. Yet. Evet, yapacak bir şey yok. Hemen yönetmenim bizim ekranda Kaan Kaya Kürşat Korkmaz güreşini de verebiliriz. Ve hemen yanında Ali Gürbüz var. O hemen ikiye bölebiliriz ekranı. Hızlı bir şekilde olursa ikisi yan yana Ali Gürbüz Balaba Kaan Kaya Kürşat Korkmaz güreşi. Arka kadrajda da Türkan Kurumuş Altın Akif güreşiyor. Süleyman Aykırı. Süleyman Aykırı güreşiyor. Antalya Sendik. Evet, teşekkürler. Kaan Kaya Kürşat Korkmaz mutabakası devam ediyor. Teşekkürler yönetmenim. Antalya'nın tek televizyonu kanalda ekranlarında. En kısa yayını vermeye çalışıyoruz. Süleyman Aykırı bir ihtar aldı zannediyorum. Evet. Kaan Kaya, Kürşat Korkmaz karşısında bir ihtar aldı. Bu bilgiyi verelim. Evet, şu an biraz hatanı ilerletti. Evet, ona göre sonuçlanabilir mi? Tekten daldı, Kürşat Korkmaz dikildi. Tekrar tekten daldı. Arkasına geçebilir mi Kaan Kaya? Tehlikeli bir pozisyon. Kaan Kaya'nın sevdiği bir pozisyon. Sevdiği pozisyon. Kürşat Korkmaz kaçamada buldu. Oradan kaçtan buldu. Kürşat'ın da iyi olduğu bir pozisyon, onu da söyleyelim. Kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Hemen evet, toparladı kendini. Müthiş bir mücadele Kaan Kaya Kürşat Korkmaz arasında. Yine güreşler tüm hızına devam ediyor. Hocam diğer güreşlerde öyle bir his, öyle bir güreş kokusu alıyorum. Çünkü hepsi de şu an yorulmuşa benzemiyor. Hala nefesleri var. Bu arada Kaan Kaya Kürşat Korkmaz süreci yavaş yavaş sonuçlanabilir diye düşünüyorum. İzleyerek kasatları buldu Kürşat Korkmaz.
Sürekli ayakta güreş devam ediyor. Evet, bir gün çapası bulamadı. Hemen karşılık verdi oradan. İsmail Balaban, işte güreş. Nerzemenin kayması. Her iki pehlivanın da tehlikeli pozisyon olabildiği. Atak üstüne atak yaptı her iki baş pehlivan da. Ben seni almıyordum, sonra sen beni almıyordun diye. Karanlık Kılıcı Er meydanında kıran kırana mücadele. Evet. Balaban kasa kapatıran buldu. Oradan kasa buldu Balaban. Herhalde tehlikeli bir şey olabilir. Pozisyon olabilir. Evet. Kıraş karıştı. Bir kırma denemesi. Oradan kılçık yapabilir mi İsmail Balaban? Ve buradan. Evet. Hala kıraş devam ediyor. Ve İsmail Balaban karşısında Arın Gürbüz çeyrek kenara çıktı. Bu bir kıraşın tekrarını. Bu kıraşın tekrarını verelim. Değerli yönetmenim, müthiş bir sahip karşılaşma oldu. Hani kırmızıda bir sakatlık söz konusu olabilir mi? Çok karışık kombinasyonlu bir güreş oldu. Hocam yerin kayganlığı zemini, evet, tabii ki Pehlivan'ın dezavantajı durumunu oldu. Müsait olunca tekrar gelecek. Bu arada yönetmenim, Kuşak Korkmaz Kanka'ya nefesleri kesen bir müsabaka var. Gerekirse ekran ekleyip ödedim. Müsait olunca tekrar gelecek. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, 16 kişi karşılaşması. Şeref finale kalma mücadelesiydi ama gerçekten de erken final oldu. Kesinlikle. İki baş pelevanımıza güreşin hakkını verdi. Önemli ama. Aynen öyle, katılıyorum hocam. Her iki baş pelevanı alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Tamam, Ali Gürbüz uzun boylu oluşunu ve kollarının uzun oluşunu bu tür kombinasyonlarda. Evet, tekrar seyrediyoruz. Güzel pozisyon oldu. Ezeli rakipler İsmail Balaban. İsmail paçadan tuttu. Şangal vurmaya çalıştı. Vurdu. Ali Gürbüz hemen küçülerek kısa pozisyonuyla hakimiyeti ele geçirdi. Ve akabinde rakibi İsmail Balaban karşısında bir puan alarak çeyrek finale ikili yazdırdı Ali Gürbüz. Teşekkürler yönetmenim. Puan aldı. Pozisyonda da bir sakatlık geçirdi Ali Gürbüz. İsmail Balaban'da bir üzüntüsü var burada. Diğer güreşleri hemen verelim. Teşekkürler. Ali Gürbüz sakatlığı inşallah ciddi.